Merhaba arkadaşlar, videoya hoş geldiniz. Bu videoda gündemi sarsan ChatGPT hakkında bizim talaş üretim alanında nasıl kullanılır, bizim alanımıza uygun mu değil mi bununla ilgili sorular soracağım. Öncelikli olarak başlıyorum. Talaşlı üretim nedir? Evet, sorumuzu sorduk. Burada şimdi buna gelen yanıtı değerlendireceğiz. Talaşlı üretim metal parçaların makine aracılığıyla üretildiği bir üretim yöntemidir. Bu yöntem parçaların standart veya özel şablonlar kullanılarak tasarlandığı ve üretildiği için oldukça hassas ve verimli bir yol sunar. Şimdi bunu detaylandıralım örneğin. Talaşsız üretim nedir? Talaşsız üretim yine üsttekinin bir farklı versiyonu. Bu sefer ne demiş? Makine kullanmadan doğrudan işlenmesi veya dövülmesiyle oluşan bir üretim yöntemidir. Bu yöntem dövme veya işleme işlemlerinin el becerileriyle yapılmasına dayanır. Bunların türlerini soralım. Peki türleri nedir? Talaşsız üretim türleri şunlardır: dövme, forging, basınç altında şekillendirme, kalıplamaya dayalı işlemler, kaynak işlemleri, metal yapıştırma, plastik şekillendirme, lazer ile işleme, hatdeleme gibi oldukça güzel bilgiler veriyor. Örneğin şuradan NewChat deyip CNC nedir? Yani CNC nedir diye soralım. CNC nedir? Evet, kontrollü makine araçları anlamında bir siklasondur. Tabi burada bazen anlamsız kelimeler söylüyor. Zaten bu ChatGPT hala deneme aşamasında, ücretsiz olarak deneme amacıyla verilmiş. Ondan dolayı bazen arasında olumsuz veya uygun olmayan kelimeler de karşımıza çıkıyor. Ama bir konu hakkında genel bilgi vermesi açısından değerlendirilebilir. Örneğin bunun çeşitlerini isteyelim. CNC tezgah çeşitlerini söyler misin? Evet, dövme tezgahı, freze tezgahı, torna tezgahı, işleme merkezi, lazer işleme tezgahı, Reuter tezgahı, plazma kesme tezgahı gibi değişik CNC tezgah tipleri çıkıyor. Tabii şu CNC yataklama tezgahı İngilizce dilinde biraz daha çok kullanıldığı için oradan da çevirimler yapabiliyor. Doğrudan çevirdiği için bazen bizim Türkçe'ye uygun olmayan ifadeler gelebiliyor. Örneğin şuradan yeni bir diyelim. CAM nedir? Açıklamalarını yazdı. Evet, makine veya tasarım projelerinin bilgisayar ortamında tasarımını ve üretimini kolaylaştıran yazılımlar. CAM programları nelerdir? Diyelim, bakalım ne diyecek. Evet, MasterCAM, Fusion, ASMWorks, Autodesk, PowerMill. Gördüğünüz gibi gayet önde gelen firmaların CAM programları burada verilmiş. Örneğin şuradan yeni bir chat diyelim. Biraz daha detaylı bir soru sormaya çalışalım. Ortogonal veya dik kesme işleminde talaş açısı ile kesme açısı veya kayma açısı arasındaki ilişki nedir? Örneğin sınavda böyle bir soru çıktı. Bakalım ne diyecek? Türkçem yetmedi diyor. İngilizce cevaplıyor. İngilizcesine bakalım. Ortogonal kesme aynı zamanda sağ açı kesme olarak bilinir ve bir kesme prosesine atfedilir. Kesici takımın iş parçası yüzeyine dik olduğu prosesi tanımlar diyor. Takım açısı ve kesme açısı veya rectangle talaş açısı arasındaki ilişki, talaş açısı iş parçası yüzeyine paralel bir hatta kesici takım arasındaki açı olarak tanımlanabilir. Talaş açısı kesme kuvvetlerini ve talaş ortogonal kesim sırasında kesme kuvvetlerini ve talaş oluşumunu etkiler diye İngilizcesini yazmış arkadaşlar. Biraz daha tabii bunun geliştirilmesi lazım. İngilizce olarak bunu sorsak belki biraz daha uygun cevaplar alabiliriz. Genel soralım. Örneğin alüminyum malzeme tornalanacaktır. Hangi geometride kesici uç kullanmalıyım? Bakalım.
Ne diyecek? Alüminyum için en iyi kesici uç seçimi üretilecek parçanın geometrisine ve işleme şartlarına bağlıdır. Genellikle yüksek hızlı çentik açma işlemleri için çentik. Ball and mills. Yavaş ve yüksek hassasiyetli işlemler için ise end mills kullanılır. Ayrıca geometrinin karmaşıklığı ve işleme şartlarına göre freze, plaket veya radyal kesici uçlarda kullanabilir. Hani genel olarak bir bilgi veriyor. Tabii bize şu geometride bir uç kullan diye cevap vermiyor. Örneğin biraz daha detaylandıralım. Madem bu kadar yapay zeka, acaba bizim ustalarla kapışacak şekilde bize kesme şartlarını önerebiliyor mu? Örneğin çapı 30 olan iş parçası, hatta şöyle diyelim, olan IC 1050 iş parçası tornalanacaktır. Tamam. Bu işlem için tornalanacaktır. Bu işlem için kesme hızı 250 metre bölü dakika seçilmiştir. Tamam. Torna tezgahına vermem gereken devir ne olmalıdır? Hadi bakalım. Kesme hızı eşittir pi de n bölü 1000 formülünü biliyor mu? Kesme hızı pi çarpı çap. Yani şöyle bakarsak, hemen şuradan bir hesap makinesini açalım. Benim formülüme göre devir neydi? Kesme hızı çarpı 1000 bölü pi çarpı çaptı. Burada tabi 1000 ile çarpması gerekiyordu. Onu çarpmamış. Yani normalde ne olacaktı? 2652 falan devir olması lazımdı. Tabi burada metin olarak yazdığımız için bunu tam olarak hesaplayamadı. Ama yaklaştığını söyleyebiliriz. Tamam, bir daha soralım. Örneğin alüminyum malzemeyi tornalamak için hangi kaplama türünü tercih etmeliyim? Bakalım. Evet, takıldı. Evet, tabii bu alüminyum malzemelerin korumak için iş parçası malzemelerine yapılması gereken kaplamadan bahsediyor. Biraz daha sorumuzu değiştirelim. Alüminyum malzemeyi tornalamak için hangi kaplama türüne sahip kesici uç tercih etmeliyim? Bir de böyle soralım. Evet. Tin kaplamaya, ticari mısır kaplama demiş. Titanyum nitrür kaplamaya. Evet, çeşitli yerlerde alüminyumun işlenmesi için titanyum nitrür kaplama ve tungsten karbür tercih edilir denmiş. Tabi bunlar çok da doğru olduğunu söyleyeceğimiz bir şeyler değil. Genelde alüminyum malzemeleri kaplamasız tungsten karbür kesici uçlarla işlemek biraz daha uygun olarak değerlendiriyoruz. Şimdi soralım bir daha. Alüminyum malzemeyi soğutma sıvısı olmadan işlersem ne olur? Bakalım. Evet, işlersek ne olur? Metal döküm sırasında metalin sürekli ısınması sonucu oluşabilecek olan çatlamalar veya kusurlar meydana gelebilir. Ayrıca metalin soğutulmaması dolayısıyla istenen şeklin verilmesi zorlaşabilir ve kalitesiz bir ürün oluşabilir gibi oldukça genel hatlarıyla veriyor. Evet arkadaşlar, talaş üretim sektöründe ChatGPT'nin nasıl sorulara cevap verdiği ile ilgili genel konulara baktık. Bununla ilgili siz daha detaylı bilgileri araştırabilirsiniz, sorabilirsiniz. Tabii bunlar daha emekleme aşamasında, daha ilerleyen zamanlarda belki resmi vereceğiz, programı otomatik olarak alacağız veya malzemeyi vereceğiz. Bunu işlemek için gereken kesici uç geometrilerini, işleme şartlarını, tüm bilgileri bize verecek. Teknoloji yavaş yavaş bu aşamaya doğru gidiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hoşça kalın.